video gösterisi, videosunuz var. Güvenlik girişine gelirseniz seviniz. 5 dakika bir videosunuz olacak. Anlaşıldı mı? Lütfen dikkat. Sayın misafirlerimiz, jandarma tarafından boğulmalarla ilgili ıslahat gösterisi yapılacaktır. Jandarma tarafından çeken akıntıda ıslahat gösterisi yapılacaktır. İzlemek isteyenlerin kral idare sonuna gelmesi rica ediyorum. Eğer sahile yürüyecekler yorgunsak ya da akıntı kuvvetliyse su üstünde kalarak kendimizi akıntıya bırakabiliriz. Nasıl olsa akıntı az sonra bitecektir. Akıntı bittikten sonra sahile akıntıdan kişiler girerek yardımcı olması neredeyse imkansızdır. Çeken akıntılar çok eğlenecek ve iyice dinlemeyeceksiniz. Ama sakın unutmayın. Jandarma tarafından düzenlenen bir silah gösterisi. İşte belediye plaj tesisinde görev yapmaktayız. Çeken akıntı olayı işte dalga havalardan sonra oluşan denizin içindeki bir tür akıntı meydana gelmektedir. Bu olaylardan dolayı çok işte milletimiz mağdur durumda kalmaktadır. Neden derseniz çünkü dalgalamalardan sonra denizde çekilen olaylar milleti bilinçlendirmeden yani yapılan bir olay olduğundan jandarma tarafından yapılan bu silah gösterisi milletimizi aydınlatmak durumunda kalacaktır. Biz 60-70 tane bu şekilde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları bu bölgede çeken akıntıya kapıldığı için kurtardık. Bazılarını işte tehlike atanlara hastaneye gönderdik, acil olanları. İler taraflarda ölümle sonuçlanan durumlar oldu çünkü yardım olmadığı için. Bu sezon 13 Haziran'da açıldı. Şimdi Ağustos'un 15'i bu zamana kadar 70 kişi yalnızca belediye plaj tesislerinde tehlike atlatan kişiler oldu. Bunlar dediğimiz gibi çoğunlukla dalgalı havalardan sonra gelen çekin akıntılar. Bu bölgede bu sene bir kişi öldü. O iler tarafta Merve Altın dersin ama çok tehlike atlatan oldu. Tabii Alaplı'nın Karasu taraflarında aynı bu olaylar gerçekleştirdiği için, kimse yardım etmediği için çeken akıntıya kapılan vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Ya burada da olmadı değil, burada oldu ama burada bir 5-6 tane can kurtaran olduğundan gördüğümüz olaydan hep zamanında müdahale edilerekten hayata döndürmüş oldu çoğu. Yani çoğunlukla bunlar karışık ama çoğunlukla çocuklar. Çünkü ailelerin biz burada her zaman söylediği bir şey var, bize yardımcı olması lazım. Çocukların çoğunlukla denizde yalnız bırakmamaları lazım. Çünkü halkın da bizi birleştirilendirmesi lazım çünkü çok yoğun bir sezon geçirdik. Bu sezon içinde de gördüğümüz dediğiniz gibi kurtardık. İnşallah böyle bir tehlike Karadeniz bölgesinde yaşamarız. Çünkü için derseniz çok fazla oldu bu sene. O yüzden de jandarma olsun, kaymakamlık olsun, belediye başkanımız olsun bu olayla çok önem veriyor. Vallahi şimdi Erdem İtreci ve biliyorsunuz şey Aquapark biraz ücretli herhalde. O yüzden biraz çok yoğun oldu bu sene. Yani 5000'den fazla insan var gibiydi yani. Hafta sonu cumartesi pazar ama bu sene hafta içi de böyle bir olay yaşadık. Çünkü Ramazan Bayramı'nın tatil bölgesi olan Almanya'dan, işte fındık toplamaya gelenlerden, dışarıdan Bolu'dan, Düzce'den, Akçakoca'dan gelenler, tatil yapmaya gelenler burada aynı şekilde devam ettiler. Yani kendini şöyle bir güne bakalım. Çeker arkasına. Gidi Karadeniz, gidi Karadeniz. Dalyan, topuk şeklinde olduğu yerlerde oluşur. Karadeniz bölgesinin uzun ve el değmemiş kıyılarındaki can kurtaranların bulunmadığı ya da gözleyemeyeceğiniz ıssız yörelerde hiçbir önlem almadan denize giren, uyarılara kulak asmayan, tehlikeleri görmezden gelen insanlar için yapılabilecek tek ve en önemli yardım iyi bir bilgilendirme olacaktır. Çeken akıntılar sahil şeridinde dik doğrultuda ve sahilden derin suya doğru hareket eden çok kuvvetli akıntılardır. Boğulmalar güvenli sığ sulardan açığa ve derine çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya doğru yüzmeye çabalamaları nedeniyle yorgun düşmeleri ve kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir.
belirli bir bölgeden düzenli biçimde denize doğru ilerleyen köpükler çeken akıntı olabilir. Belirli bir bölgede suyun renginin bariz bir biçimde değişmesi, dipteki kumları da hareketlendirirken çeken akıntıyı aklımıza getirmelidir. Çeken akıntı tehlikesine karşı denize yalnız girmemeliyiz. Denizdeyken hem kendimiz ve hem de çevremiz için çok dikkatli olmalıyız. Kesinlikle yüzme öğrenmeli ve tekniğimizi geliştirmeliyiz. Çeken akıntıya yakalanırsak paniğe kapılmamalıyız. Burada anlatılanları hatırlayıp enerjimizi dikkatli kullanmalıyız. Akıntıya karşı değil, sahile paralel yüzerek çeken akıntıdan kurtulabiliriz.